kendi işini hallet. Sonra git. Sıkışıyormuşsun. Ne bakıyorsun sen ya? Amına koyayım çocuğum. Avladını sikeyim ben sana. Ben bu adama ne diyeceğim ya? Ben ne hesap vereceğim ulan? Arıyor amına koyayım. Ne diyeceğim ben bu herife ya? Acele soğan benim hayatım hep böyle be. Hep terse koştum, hep terse koştum. Kötü Türk filmleri vardır ya o eski. Bekliyoruz bakalım. Yukarıdaki bir gün bize de bir yol verecek. Bu şekilde olmaz çünkü. İsterseniz en başından başlayalım. Nerede doğdunuz? Sivas'ta doğdum ben. İnceyol köyünde. Benden önce ölenleri saymazsak hani ailenin 9. çocuğuyum. En küçük. Tekme kazıntısı yani. Bizim ortamlar evde şamataydı. Oğlum iş yapar gibi sopalardı bizi. O sene tarladan ekmek mi çıkmadı gelmedi. Sivas Spor küme mi dişti ne bileyim. Anam tekrardan kız mı doğurdu? Hadi baba sabah akşam şamata ağzımıza sıçardı yani. Nefret ediyorduk tabi babadan. Yat kalk sopa, yat kalk sopa amına koyayım. Tak etti bir gün. Bıçağı ittirdik arkadan hadi buyur. İşte nedir? Döv köpeği de bu kadar. Sahibim benim. Ekmek veriyor bana demez. Gelip yapacağı şey bellidir. Sen 15 yaşında çocuğum ulan. Nereden bileyim anasını satayım ya? Neyse işte. Ben tabii bu olaydan sonra topuk kalamam ki köyde. Anamdan helalliğimi aldım. Atladım otobüse. Mecbur istikamet. Tipiktir yani. İstanbul çok acayip memleket ya. Herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer burası gibi sanki. Öyle mahşer yeri gibi, cehennem gibi, cennet gibi ne bileyim amına koyayım. Ben böyle yer görmemişim daha önce. Kaderimiz oldu buralar yani. Hani böyle bir sebepten gelmemiş olsam daha bir farklı olurdu sanki de. Zor şehir burası. Para yok, pul yok. Tek tabanca İstanbul olmaz. Bitersin. Bitirirler yani. O zamanlar kafa da basmıyor bizim. Sümüklü dağ beyinler. Arkada ağlayanım yok, ekleyenim yok. Saldırıp duruyorum sağ sola. Bir gün orada, bir gün burada. Her işi deniyorum yani. Ne gerekiyorsa. Yani kaybedecek bir şeyim yok ki. En fazla yatarım içeride 3-5 sene tamam. Nedir yani? Tam da dediğim gibi oldu valla. Gir çık, gir çık, gir çık, gir çık. Orospu oldu kapılar. Ayy sen, bir sigara yollasana. 15 sene. Bilfil, belli aralıklarla. Yaş geçiyor, dünün götü bokluları bugün para kırıyorlar. Sen hala itle kopukla. Dedim dur. Olmaz böyle. Adam gibi bir işe girdim. Acalan var, yok alamam. Alamam, alamam. Bir zamandır Ahmet abi diye bir işveren var. Ona çalışıyorum. Paket servisi, evlere, mekanlara, elden her türlü. Abi kızlar hazır, 2 saattir seni bekliyoruz. Dakikana derim adam ya, lacım mı bekliyoruz? Biraz kafayı kullansak köşede birikmişimiz de olurdu da... her gireni sokacak bir delik buluyoruz Allah'a şükür. Daha büyük işlere kısmetse. Ahmet abi de bununla alakalı
hafiften bir sinyaller verdi gibi. Bakacağız. Aslında işlerin gidişatına göre bugünün iyi bir gün olması gerekirdi. Ahmet abi yanına çağırmış beni ya. Büyük olay baba. Kesin var binane. Bayağı bir zamandır yanındayım. En ufak bir yanlışım da olmamış. Öyle bir gün yani. Niye saklıyorsun? Ha? Niye saklıyorsun? İşedin mi sen? Ne diyorsun kızım ya? Kafayı mı yedin? Yat şuraya. Kapık mısın nesin be? Manyak kızım, mısın sen abi? Bırak dokunma çişli çişli bir de. Kızım rutubet. Bırak, ya. Bırak büyü de gel. Manyak. Sapı. Bastılar beni. Nereye gidiyorsun be? Saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Ahmet Bayrak, arı sokması sonucunda zehirlenerek öldü. Bu son hafta içinde görülen ikinci arı vakası. Uzmanların yaptığı açıklamada arıların Afrika'dan göç etmiş öldürücü bir türden olabileceği belirtildi. Arı sokmasına maruz kalan vatandaş... Yavrum Muhammed abi ne zaman çağıracak beni ya? Götüm tepsi oldu burada otur. Bekleyeceksin. Bekliyoruz. Aspirin falan var mı ya? Kafam taş gibi dün geceden. Yok. Bari bir cam aç, bir şey yap. Piştim leş gibi zaten burası ya. Nasıl satayım? Deprem mi olacak, ne olacak? Salak salak konuşma be. Sen ne iş yapıyorsun burada ya? Olayın ne yani? Sana ne? Allah Allah. Oh be abi. Neredesin canım kardeşim? İş olunca seni bulamıyoruz. Emret abi, biliyorsun her türlü hazırım. Ne yaptın o borcu? Ödedin mi? Tamamdır abi, sağ ol. Sayende. Tekrarı olmaz değil mi? Aynen. Hilmi abim bunu bekliyor. 3'te. Aksamaz değil mi? Ne? Abi yanlış anlama da yani bu taşıma dalgası şoförlük bir iş değil mi ya? Naş, Metin'im. Metin! Aksamaz değil mi canım kardeşim? Dünya zalimler, dünyası. Giden zalim, gelen zalim. Alo. Ha, Yıldız abla. Ben sana geliyorum ya. Müsaitsin değil mi? Ya nasıl değilim be abla? Harbi kafam çok bozuk bugün ya. Bir sana gel bakalım.
Abla zor durumdayım ben. Trafikteyim zaten. Geldim yaraladım yolu. Ha? Abla tüneldeyim şu an. Duymuyorum seni. Yolu yaraladım. Geldim bile ya. Aç kapıyı. Yavaşla biraz. Hadi rahatla bakalım. Ne oldu anlat bana. İnsan bazen böyle kendini bir bok sanıyor biliyor musun? Başkaları da böyle ona bok gibi davranıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Şu kafana taktığın şeylere bak. Hadi kalk. Bir dur amına koyayım. Hadi ama gel. Çantamı nereye koydun sen? Lan ne bileyim oralarda bir yerdedir işte. Nasıl ne bileyim lan nereye koydun çantamı? Canım koymuşsundur oralara Allah bir yerlere bakıver. Allah Allah koymuşsundur diyor ya. Diletme adamı be. Bulunuz şimdi dur. Nereye buluyorsun? Bak sağa sola bak. Kim bilir nereye attın? Hadi attın diyor ya. Hasretme bana bak sağa sola. Biraz sakin olur musun? Ne sakin olacağım lan yok çanta. Götü şu kadar ev. Nereye gitti çanta amına koyayım ya? Bilmiyorum fırlattın. Bilmiyorum bilmiyorum. Başka cevap yok. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Bileceksin. Bil. Bulamadım çantayı. Durma bana. Bağır, nereye koydun çantayı? Sen ağzına bak, nereye düşün? Kendine düşün çanta, oldu. Ah, siktir. Lan, hocam yapışık mıydı? Ben ne hesap vereceğim lan bu adama? Lan benim kafama sıçayım lan. Osuruktan bir iş be parayı götür teslim et. Kralsın ya kralsın amına koyayım. Beğenmedin işi. Moralim bozuldu. Sikim moralini ben senin be. Sen ne biçim adamsın be? Öldürün lan beni. Öldürün lan beni. Şu amına kodumun hayatında bir tane işim düzgün gitsin ya. Bir tek işim düzgün gitsin be. Allah'ım şu an canımı al ya. Şu dakika canımı al benim ya. Çaldırma. Thank you.
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. Hemşire odasından 405 numaralı oda tam 220 adım. Yani 2 artı 2 artı 0. 4, 0 veya 40. 40 kaderi simgeler. İbraniler, eski Mısır, antik Yunan mitolojisi. Hepsi 40'a ayrı bir önem verir. Pek anlayamadım. Numeroloji nedir bilir misiniz? Nasıl, fal gibi bir şey mi? Fal mı? Fal, aptal insanlar için basit bir oyundur. Numeroloji bilimsel bir şey. Matematiğe, mantığa dayanır. Evrende her şeyin özünde sayısal bir düzen vardır. Hiçbir şey şans eseri olmaz. İşte numeroloji bu sayısal gizemi çözmeye yarar. Başıboş, anlamsız gibi görünen hayatlarımızın aslında bizden çok daha büyük evrensel formülanın bir parçası olduğunu kabullenmek her şeyi değiştirir. Evren bize yol gösterir. Yeter ki biz bu işaretleri görebilelim. Bu bir şey de hayat, ne bayat. Her önüne gelen sana çalışır atmaya. Bir tekme, bir tokat. Durmaz koşuşturma, bir aşağı bir yukarı. Hepimizin kaderi numaralarımızda saklıdır. Gözlerimiz ve hislerimiz bizi yanıltabilir ama numaralar asla yalan söylemez. Mesela senin sayıların 2, 4 ve 11. Hele 40. Bu sayı bambaşka. Bu sayıyı gördüğünde çok hızlı davranmak zorundasın. 40. Sakın unutma. Ama numerolojiye gelene kadar hayatın anlamını çok aradım. 9 ay Budist oldum. 17 ay Hristiyanlığı denedim. Hatta 3 ay başımı bile örttüm. Ama içimdeki o boşluk yok olmadı. Hemşireliğe ilk başladığım sene bir doktora aşık oldum. Çok klişe biliyorum. Ama numaralarımız uyuşuyordu. Onun kader numarası 2, benim kader numaram 4'tü. Evlenmenizde herhangi bir mani yoktu. Siz Sait kızı Sevda Topal, Mehmetoğlu Ali Eren'e eş olarak kabul ediyor musunuz? Numaralar bana her türlü işareti vermişti. Göremezler, göremezler. Evet. Peki ondan sonra ne oldu? Asla, asla bilemez. Ne yapıyorsun Sevda? Kim o kadın? Tanıyamıyor mu Rusya? Aşağıda kelim. Sakin olur musun? Hamile. Tanıyamıyorum. Söyle. Sakin olur musun? Tanıyamıyorum. Rusya. Aşağıda kelim. Neyi açıklayacaksın? Bütün hafifçiler var. Bunu başımıza toplayacaksın. Sakin olur. Bana ne olmak lazım? Sakin olur. Sen demeyeceğim adam. Sen demeyeceğim adam. Sen İşler bir türlü yoluna girmedi. Sonra o salak herif işini de kaybetti. Hastanede yatmadığı karı kalmamış. Biriktirdiğimiz az parayı kısa sürede tüketti. Her şey ister istemez benim omuzlarıma bindi. Ye yemeğini kızım. Bu son bir sene içinde bir sınavdan geçiyorum herhalde. Numaralara bile şüpheyle bakar olduk. Numaralar yalan söylemez. Buna inanmak istiyorum. Ama bunun için de işaret bekliyorum.
Vah zavallı vah. Taksinin biri vurup kaçmış. Ne vicdansız insanlar var. Altındaki hastanın pansumanı var. İlgilenebilirsiniz. Tamam, geliyorum. I'm not very good at these sort of things. I don't like to talk much. All right, let's start with your name. My name is Godwill Ogbol. I was born in Wawa in Nigeria. 1, 2, 3. I was an only child. My parents had tried to have a kid for years. All the villagers blamed my mother. She never told them the truth. My birth came as a surprise to the village. It was declared a miracle by the priest, Ark of God. That's why my mother called me Godwill. Subject, verb, and how they affect each other. I becomes the subject. M describes what is happening now, or was what happened yesterday, or will what will happen tomorrow. The happiest moment in my life was when I met Gina. Gina was the daughter of a famous politician who had just moved to our village. All the boys at school were in love with her. Let me see if you understand so far. Godwill. Godwill, why aren't you listening to me? Do you think I'm here just a preacher making noise here? There are mothers out there crossing rivers to bring their children in my class, and you are here just sitting. What is wrong with you? Come here. Come here. Everybody, look at me and learn. This is what we do to children who don't listen when I'm teaching. Precious education. My mother was the only person who really cared for me. Until Gina. Are you okay? Gina had opinions about things I hadn't even heard of. I will show the world. She wanted to be an important author, feminist author, something like that. I can't exactly remember. African women have a place too. Why should we be treated like second-class people? She had already started writing her first book. She talked like an adult, which impressed me. So what do you want to be when you grow up? Maybe I work at the factory. My father likes it here. My goal is to travel around the world. I am going to leave this place as soon as I can. You need bigger ambitions too, Godwill. Like all the rich kids in town,
Gina transferred to a private school and I started working at the factory outside of town. I passed the time thinking of her. Every night I dream of marrying her. After high school, Gina left for Paris to go to university. I never got to tell her what she meant to me. Istanbul. I wanted to beat my fears and tell Gina I love her. I stayed working at the factory for many years, and like all the others, I got on a boat to Europe. Hamza abi! It wasn't the Paris I had seen in movies. I learned later that I was in Istanbul. For 4 years, it's been home. Like all the other unwanteds in Istanbul, I live in a neighborhood called Talibash. It's in the center of town. But most locals don't venture in. Pickpockets, Kurdish gangs, Africans, drug addicts, transvestites, they all end up here. There are lots of guys in Talabashi that can bring people like me into Europe for 10,000 euro. I work all day and night. I've already saved most of it. It's just a matter of time now. Everyone here thinks I'm crazy, but I believe in miracles. I know I will see Gina again. God will not leave me halfway. Oh, yeah, can I run?
kaldın ya? Bıktım artık be! Yine geç kaldın. Bunlar nasıl erken geliyor? Sen ne dedin? Bir daha yap bak bakalım ne oluyor. Al bakayım. Erzürmüş. Hadi işin başına. Morning. Could not wake up. You have to give up all that job. It's not good for you. Please, I'm sorry to bother you. It's no bother. They told me I could find other Africans here. Are you new here? I'm looking for a place to stay. How does this? Just give me a moment. You can sleep in my room here. I'll stay with the other guys. Yeah. All right. Today not cold, I'm telling you. Tonight is going to be hot. Oh yeah, can I run? They woke him. The matter turn around. Oga gal out. Woke him. The turn around. Thank you.
Tamam. Merak etme, hallederiz o işi, hallederiz. Ben en geç salı gününe kadar o işi hallederim. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz, öptüm. Parayı buldun mu? Buldum mu, hadi. Hadi gözün aydın. 1000 euro. Pazartesi saat 5'te bizi bu adreste bulursun. Oradan seni Çeşme'ye, Çeşme'den de yurt dışına çıkarırız. Seni Yunanistan'a kadar biz götüreceğiz. Oradan da oradaki arkadaşlar hallederler. Çarşamba günü de Paris'in göbeğinde kahve içiyor olursun ha. Ha, geç kalırsan beklemeyiz ona göre. Tamam. Abi, Darius biliyorsun değil mi? Bana güven oğlum. Ben bir doktor çağırayım. Hayatta olmam bir mucize. Yukarıdaki seni kolluyor olmalı. Anladın mı beni? Hemşire hanım sana ağrı kesici verir. Geçmiş olsun. Yasal işlemleri zor iş.
Çok tutmak istemiyorum. Biraz kendine gelsin, sonra taburcu et. Where's my bag? Ne? Çantam nerede? Nerede? Ben görmedim, bilmiyorum. Ahmet abi üstüne bir telefon açmak mı lan? Ulan adamı öldürdün lan merak lan. Aha, abi, ne oldu? Dur, dur. Baba dur tamam ya, dur. Sakin ol. Hadi gidelim, gidelim de Ahmet abi biraz rahatlasın. Rahat bir nefes alsın. Arkadaşım tamam, bırak bunu. Bırak kolu bana. Gir hadi. Sikerim lan. Küfür etme lan. Bin arabaya. Ulan küfür etme lan. Ulan küfür etme lan. Ulan küfür etme lan. Biz insan lan arabaya. Lan! Hadi of. Gire. Fazla uğraştırma bizi yeğenim. Aa! Ananı sikeyim. Oğlum bak küfür etme lan. Abi küfür yok, etme. Seninle bir alakası yok ya. Abi anam avradım olsun. Para nerede bilmiyorum ya. Abi Allah'ın adını verdim. Ben senin paranı alır mıyım abi? Kafayı mı yedim amına koyayım ben? Küfür etme oda. Aynen. Abi ben çantayı aldım seninle. Bir arkadaşım başı beladaydı. Yanına bir gitmek zorundaydım yani. Gittim nedir diye bir bakayım dedim. He. Çantayı masanın üstüne bir yere bıraktım abi. Böyle olaylarını anlattı falan. Döndüm abi, çanta yerinde değil. Düştü mü ne oldu bilmiyorum abi para. Anam avradım olsun, olay bu ya. Metin! Abi ne olur ya. Sana bir şans daha. Abi lütfen ya.
24 saat süre. Sen de o çantayı bul, gel. Abi mümkün değil ya. 24 saatte ben o parayı nasıl bulayım abi ya? Ha? Ya 24 saatte nasıl bulayım abi? Ben alanı bulsam zaten anasını sikeceğim. Sana bırakmayacağım abi. Tarla başının altını üstüne getiririm. Ben o parayı çalar çırpar bir şekilde getiririm sana ama 50 bin euro bu abi ya. Abi mümkün değil ya. Bizim hayatımız zor Metin. Abi lütfen. Abi lütfen abi ya. 24 saat ha? Abi lütfen. Abi lütfen. Metin. Abi lütfen abi ya. Yüzüme bak lan! Anlaştık mı? Ha? Anlaştık abi. Güzel. Tamamdır hemşehrim, bandajı yedirirsiniz. Geçmiş olsun. Bitti mi doktor? Bitti. Ya bunu kafamdan alalım mı? Dünya mı karardı be? Hemen alıyorum. Of. Ah. Ah. Kötü bir gün olmalı. Vallahi nereden anladın? 23 dikiş atıldı. 23 rakamların en lanetlisidir. Ne diyorsun ya? Başka yerlerde de karşılaşıyor musunuz bu aralar? Ya ben de şans olsa burada koyun gibi yatar mıyım ya? Şans deyip geçmeyin. Şans dediğiniz her şeyin evrende mantıklı bir karşılığı mutlaka vardır. İz kalır mı? Yara oldukça derin. Yavaş. Ah! Bize engeller koyun, sonra da bize engelliler deyin. Gözüm görmese de kalbimiz bilir, doğmasa güneş hanginiz görür. Duyamasak da yalan vaatleri, lehinize kurulan bütün saatleri. Sesimiz olmasa da konuşuruz bazen, ağzı olan boş konuşuyor zaten. Hayat bir yarıştır derler, biz yarışta engel aşmaktayız. Yürüyemesek de bu yarışta biz sizlerden daha hızlı koşmaktayız. Ey engelsiz sanma kendini, kusursuz dengen var mı dersin? İstediğimiz iyilik bile değil sizden, sadece hakkımızı verin. Gamsızsan yaşantın anlamsız, tüm yasalar sözüm ona engel. Siz olanlar için yazılmışsa tüm yollar siz kusursuzlara yapılmış ve böylelikle siz rahat uyuyabilir. Kaldırımdan atlayıp değnekler üretir değnek sanabilir mi tek o zaman bizi görebilirsiniz. Hareket kısımda değil bu dünya bizim değil sizin silahlar için savaşlar biçim verir. Bu dünyayı kin nefret cübertir sizi işaretleyin bize bir yol verin.
paramı geri ver. Başka bir şey istemiyorum. Yaklaşma. Lütfen. Yaklaşma. Paramı geri ver. Git buradan. Bağırırım. Paramı geri ver. Lütfen. Bu Tanrı'nın parası. Bir bandajı da çak bir posta var. Şeref. Öğrenemem lan. Karılar çok seviyor. Böyle yaralı erkek falan darbe oluyor ya. Bırak dalga geçmeyi. Zaten bokun içindeyim. Duyduk. Ahmet abim beni aradı. Seni sordu bana. Ne dedin? Ne diyeceğim amına koyayım? Bilmiyorum dedim. Vetit. Doğru mu söyledi? Süleyman bir Allah aşkına be abi. Götümde ayı bağırıyor be zaten. Birader, ben zorda olmasam hiç girmeyeceğim bu muhabbete ama... Sende hiç para var mı ya? Ne kadar? 50 bin falan. Lira? Yok be abi, ne lirası? Lira olsa kolay. Euro. Euro. 50 bin euro. Ulan Metin. Hiç değişmeyeceksin ha. Amper geldin, amper gidiyorsun lan. Ben nereden bulacağım bir günde bu parayı ya? Hani bir parçasını bulsam götüreceğim Ahmet abiye diyeceğim. Al Ahmet abi, ha. Şimdilik idare et. O değil de... Belki bir iş ayarlayabilirim sana. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Pınar, hadi kalk kızım. Hadi kalk. Sana sevdiğim pastadan da aldım. Let it go, Godwin. Well, it's not fair. It doesn't matter. She looked me in the eye and lied. If I were you, I would forget about it and leave this city. Sizin Murat var ya. Hı. Piç Murat. Evet. O söyledi burayı. Oğlum otopark lan burası. Burada bu kadar paranın ne işi var amına koyayım ya? Şişt. Bir hata falan olmasın? Yok be oğlum. Oğlum bak buranın sahibi mafya. İçeride bunların bir tane skinlik ofisleri var. Bütün işleri güçleri oradan yürütüyorlar. Ben bu herifleri biliyorum. Yani kasada 10-15 bin avrodan aşağı tutmaz bu adam. Ne diyor ya? Bak orada bir herif var bekçi. Bu herif patronun yeğeni. Kasanın şifresini biliyor. Yani mevzuyu sen o herifle halledeceksin. Lan bu silahlı milahlı olmasın lan? Vallahi sanmam. Hı? Tırsın mı lan? Yok be amına koyayım, ne tırsacağım da. Yüzüm gözüm dağıldı ya, bir ters bir şey yapacak. Oğlum bir şey yok. Gireceksin, alacaksın, çıkacaksın. Bu kadar basit. Gireceğiz, alacağız. Oğlum panik panik yapma lan şimdi. Ya yok ne paniği ya, sen de başlatma paniğini amına koyayım ya. Hadi o zaman. Hadi. Tamam dur ya. Sen buradasın değil mi? Hı hı. Hadi oğlum. Ay bismillah. Öyledir, sağ ol. Thank you.
tren değil mi lan? Harbi sıkarım beynine. Harbi söylüyorum, sıkarım kafana bak. Şu koridorun sonunda. Abi ya. Oynanama lan benimle. Kasa nerede? Abi ne kasası ya? Ne? Abi. Oynanama benimle. Benimle oynanama. Kasa nerede? Abi ne arıyorsun? Ne kasası ya? Kasayı arıyorum lan salak! Nerede kasa? Abi ne arıyorsun bilmiyorum abi. Bu ne? Bu ne? Sen kimle taş yapıyorsun lan? Açın. Açın hemen aç. Abi ilk defa tamam, seninle beraber gördüm bunu. Aç. Aç. Lan aç şu kasayı. Hastetme adam aç şu kasayı. Abi. Aç şu kasayı. Abi yemin ediyorum bilmiyorum. Lan neyine yemin ediyorsun? Aç şu kasayı yasak. Anahtar olmalı. Bunun şifresi falan vardır. Ben... Arkadaşım bak öldürmem seni sakat bırak. Abi yemin ediyorum bak. Bunu kavurur götüre sokarım. Bütün gün sürahi gibi dolaşırsın. Abi o nasıl laf ya? Bak abi. Açma şu kasayı. Yavşak. Abi bilmiyorum ya. Abi bilmiyorum. İlk defa görüyorum ya. Nasıl ilk defa görüyorum? Abi seninle beraber girdim ben buraya daha yayın ya. Ya. Sen patronun yeğeni değil misin lan? Abi sen Mehmet'ten bahsediyorsun ya. Onun bugün işi çıktı. Ben çalışıyorum onun yerine bugün. Abi sıçtın ağzıma ya. Abi sen maçı nerede seyredeceksin? Eniştemde. Galatasaraylı değil miydi o ya? Siktir. Eğer yenilirsek bir hafta susmaz ha. Abi gel bizim kahvede seyredelim o zaman. Siktir ya. Hanım kahveye gitmeyi de yasakladı. Abi sen de amma light erkekmişsin be. Durma. Durma Arda. Mehmet nerede lan? Ben acayip üşüdüm ha. İstiyorsan şuradan bir çay kapla. Tamam abi hemen. Abi öyle açılmaz ki. Delikanlı gibi söyle, bilmiyorum bundan şifreyi. Harbi çok zor durumdayım. Abi vallahi bilmiyorum. Yüzün çok kötü olmuş abi. Ne var lan? Polis mi? Nasıl yardımcı oldun? Hoş bulduk. Mehmet yok mu? Abi yok, Mehmet hasta biraz ya. Sana ne oldu böyle? Abi geçen dinercilerle böyle bir dalgaya geldik. Suratımı elime verdiler. Fena hırpalamışlar ama geçmiş olsun. Eyvallah sana. Çayın var mı? Abi çay bir 5 dakika sonra gelirsen böyle şahane bir tavşan kanı. Bu perdeler neden inik? Nasıl? Gelip geçeni nasıl görüyorsun oğlum? Sen bir çekil bakayım şöyle. Ne oluyor lan? Abi dur, sakin ol. Kardeş, senle bir olayım yok benim. Kelepçeler al. Kelepçeler al lan. Al lan kelepçeyi.
Bağla. Bağla. Baksana lan şunu. Abi ne bileyim, ilk defa takıyorum ben hayatımda kelepçe ya. Hacı sen ne çeşit bir adamsın ya. Yavaş lan, bileğimi kırdın. Of var ya, of var. Yani bok var amına koyayım. Ne işin var bu saatte senin burada ya? Bak işine gücüne. Ortalık ilk kopuk kaynıyor lan. Hale bak amına koyayım, polis tutukladım ya. Ne bakıyorsun ya? 22:40, 22:41. Hayret bir şey ya. Murti neredesin oğlum ya? Murti neredeysen çık oğlum, şaka yapma ha. Murti? Murti? Ulan bekçi yapıştır. Lan! Niye abi? Allah'ım beni mi sınıyorsun ya? Kelepçeyi lan. He. Abi özür dilerim. Dışarıda başka polis var mı? Yok. Araba sizin ne tarafta? Ön tarafta mı? Ben her round düştüm yere, buna body count derler bazı yerlerde. Sağ ol ettiğin için buna hiç puan vermez kimseye. Çılgına döndü herkes, sanat kopyalar. İstemem ancuka yapan eller hep down eyler beni. Acep sen de bizi daha ne kadar aşağı doğru çekip alt edip indireceksin. Böyle giderse gün gelir bizden yeni şeyler göremeyeceksin. Etrafımda korsan gemileri, doğsan bile beni durmam. Bir fırsat bulup down edecek bizi birileri. Duyamayacaksın hiç yeniliği, hep gidiyoruz zaten geri geri. Bu hak yemektir, bize yara verir. Muhakemem kalmadı gene benim. Bu şarkılar senin, bir dünya insan ekmek yesin. Bırak emeği de bir anda yok etmek günah. Bu yaptığın bizi öldüren silah. Dinledin benim, ben gözden ırak. Down ettin beni, gene ben tam gördüm yeri. Ben her round düştüm yere, hakem saydı kalktım ben geri. Dünden bugüne ne kaldı zaten, yarın hep sağ bekler seni. Sanat yok olup giderken de birileri hep down eyler beni. Aynı bir eli boş döndüğün av gibi. İndim yerse yerin tadibi. O bindiğin atınsa ben sahibi. Haksızlık yarışta sen galibi. Nasıl bir sevgi, nasıl bir saygıdır bu gülsüz dikene. Katlanılmaz doğru, kimi seviyorsan dikene katlan. Kuralına göre oyna bu oyunu ve parktan. Down ettin beni, ben her round düştüm yere. Buna body count derler bazı yerlerde. Sağ ol ettiğin için sana bir puan vermez kimse. Çılgına döndü herkes, sanat kopyalar. İstemem ancak oyunu. Hemşire hanım, ne tarafa? Havaalanına. Tamam atlayın, ben bırakayım sizi. Atla. Hemşire hanım. Yok, iyi. Nereye, tatile mi? Öyle sayılır. Yaranız nasıl? Acısı geçti mi biraz? Benim acım geçer mi ya? Yarın bandajı değiştirmeyi unutmayın. Bendeki bu şansla yarın kim öle kim kalır. Her şey şans diyorsunuz yani. Şans tabii. Zaten insanın başına o... Ona lan. Ona lan. Sen nereden buldun bunu? Ne diyorsunuz? Önüne baksana. Ben bakacağım önüme. Dur sen dur. Nereden buldun lan sen bunu? Ne diyorsun ya? Konuşma lan. Versene be. Ne lan dur bakın bakın. Versene be. Bakacağım iki tane ha. Ya manyak mısın? Allah'ım bana şaka mı yapıyorsun? Ya saldırma. Çekil lan elini. Yürü. Bak. İnan sapıklar.
Sapık var, hadi sapık var. Hadi basın bakayım, hadi çık dışarı. Al kızını da, yürü lan. Bas. Yürü lan. Çıkın lan dışarı. Manyak mısın be sen? Güzel abi, büyüksün ulan, büyüksün be. Büyüksün be. Ahmet abi, abi parayı buldum. Allah belan versin buldum abi parayı. Kafayı ama bana koyayım ya. Neredeydiniz? Sevda? Sevda? İşte. Vallahi yukarıda Mazhar. Teşekkür. Ya oğlum nerede kaldın sen? Uzun hadi. Hadi hadi yürü. Geç kaldık. Hadi. Ne bekliyorsun? Limuzin mi? Hadi. Hadi.
Je m'appelle Fabrice, j'ai 17 ans et je vais du Congo. Oui, à la longue, j'aimerais avoir une femme et des enfants ici à Istanbul pour faire une nouvelle vie. Car je trouve qu'ici, c'est bien pour mon avenir. Pour moi, Istanbul, c'est une grande ville, une très belle ville. Et je peux avoir tout ce que je peux faire ici.